Hoş geldiniz. 12 volt mu, 220 volt mu, yoksa invertörle mi kullanmalı, bu buzdolapları bize neler etmeli? Sorduğumuz, hep merak ettiğimiz sorular vardı. Pazar yerlerinde kullanıcıların en çok sorduğu sorulardan bir derleme yaptık. Bu videoda sizinle için bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Bütün dolapları bir arada bulabildiğimiz bir showroom'a geldik. Karavanlar ve tekneler için olan dolaplar, yatay olarak dizayn edilmiş üstten kapaklı, kampçılar için dizayn edilmiş 12-24 aralarında çalışan dolaplarla ilgili soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bugünkü sorularımızı Ege toparladı. Şimdi sorular Ege'de. Evet, genel pazar yerlerindeki sorulardan, en genellerinden, en çok sorularından başlıyorum. Gelsin. Neden 12-24 volt buzdolabı kullanmalıyım? Güzel. 220 volt kullandığımızda, karavan ve tekneler için söylüyorum. Tabii ki evinizde AC akımı kullanmak zorundasınız. Zaten şebeke gerilimi 220 volt. Ancak tekne ya da karavanlarda kullanacağınız dolapları bu aralıkta seçmek durumundasınız. Farkı ne? Şimdi 220 volt kullandığımızda ne değişecek? 220 volt kullanabilmemiz için akü bankamızdan, yani mevcut aküleri bütün enerjiye depoladığımız aküden aldığımız enerjiyi, 12 volt özelinde konuşuyorum, alıp bir invertör aracılığıyla 220 volta yükseltmek zorundasınız. Burada bir restans oluşacağı için, yani invertörün de bünyesinde bir enerji kaybı oluşacağı için toplamdaki enerji bankamızdan bizim kontrolümüzün dışında bir enerji kaybı gerçekleşecek. Bir tanesi bu. Diğeri ise özellikle çalışan bir fan sesi olacak. Arada bir o invertör devreye girecek. Gece uyurken sürekli o fan sesini duyacaksınız. Sadece tekne ve karavanlar için dizayn edilmiş 12 volt ürünleri ya da 24 volt ürünleri kullanmanız hem emniyetli hem de daha efektiftir. Diğer sorumla devam ediyorum. Saatte kaç amper tüketir? Güzel. En sık gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Bunun için bazı değişkenler var. Önce bu değişkenleri biliyor olmamız gerekir. Kullanıcılar haklı olarak dolabı kullanıyorum, şu kadarlık aküm var, kaç saat gider diyor. Ama bunun için etkenler şöyle. Bir kere buzdolabının bulunduğu alan çok önemli. Eğer buzdolabı kapalı, sıcak bir ortamdaysa, çünkü buzdolabı oluşan ısı enerjisini dışarıya atmak zorunda ki soğutabilsin. O yüzden buzdolabının durduğu yer havalanıyor mu, iyi havalanıyor mu, bu önemli. Buzdolabı Erzurum'da mı, Antalya'da mı? Şimdi Antalya'da 50 derece sıcağın altında buzdolabının tabii ki performans düşecektir. Performans düşmemesi için daha fazla akım çekecektir. Motor daha fazla çalışacaktır. Bunlar bizim kullanıcılarımızın çok hesaba katmadığı değerler. Dolabın kapağını ne kadar açık bırakıyoruz? Eğer siz günde 30 kez, 60 kez kapağı açıp da içeriden bir şeyler alıp kapatıyorsanız şayet, ya da kapısını açıp karşısına geçip bekliyorsanız, soğuk hava sıcak havadan farklı olarak aşağı doğru hareket edeceği için siz kapağı açtığınız anda bütün soğuk adeta akan şelale gibi aşağıya doğru eğimli olarak kaçacaktır. O yüzden kapağı ne kadar az açarsanız şayet o kadar enerji tasarrufu sağlarsınız. Ya da bir şeyi almadan önce mutlaka bir düşünün. Yani karavanın ya da teknenin dolabının karşısına geçip kapağı açıp dakikalarca düşündüğünüz zaman enerji tasarrufu sağlayamaz. Ürünün, yani daha doğrusu kompresörleri çektikleri değerlere geliyoruz. Kutularının üzerinde 30 watt yazar ya da 60 watt yazar ya da 50 watt yazar. Orada gördüğünüz watt değerini, eğer karavanınız, tekneniz 12 volt ise 12'ye bölerek saatteki tüketimini bulabilirsin. Burada bulacağınız değer tam değer olmayacaktır. Yaklaşık bir değer olacak. Bunun da karşılığını şöyle hesaplayabiliriz. Bu boyuttaki, yani 138 litre, 120 litre ebatındaki dikey önden kapaklı bir dolap için yaklaşık olarak saatte 4-5 amper arası bir tüketim tahmin edebiliriz. Ama bu dediğim gibi bu rakamlar sizin buzdolabınızın bulunduğu yer iyi havalanıyor mu? Buzdolabınız hangi şehirde direkt gün ışığına mı maruz kalıyor gibi etkenlerle birlikte yukarıya da aşağıya doğru evrilebilir. Tamamdır. Diğer soruma devam ediyorum o zaman. Dolap kaç dakika soğutuyor çalıştırdığım andan itibaren? Ben şöyle bir örnek vereyim. 200 watt bir güneş paneli, 100 amper bir aküm var. İki soru bu. Şöyle anlatayım. İçerisine ürünü koyduktan sonra dolap çalışır çalışmaz zaten soğutma işlemine başlıyor. Yan taraftaki panellere dokunduğunuz zaman oradaki soğuk havayı hissedersiniz. Ama 10 dakika içerisinde içine koyduğunuz ürünleri efektif olarak soğutmaya başlar. Biz ne yapıyoruz? Ben içerisine koyacağım eşyaları da raftan soğuk alırsam şayet, yani kola koyacaksam kolayı marketten soğuk alırsam, dolabın işini kolaylaştırıyorum. Daha az enerji tüketiyor. Eğer soru buysa. Hızlıca soğutur. 10-15 dakikada içerisindeki ürünleri koruyacak düzeye gelir. İkinci sorun galiba panelle ilgiliydi. Evet. Onu bir daha alayım. 200 watt güneş panelim var. 100 amper bir aküm var. Kaç dakika soğutur? Kaç saat kullanabilirim? Aynen. Evet, sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi. 205 watt sıklıkla duyduğumuz bir panel ölçüsü. Burada değişkenler şu.
panel ürettiği enerjiyi MPPT aracılığıyla aküye depolar. Akünüz dolu olduğu andan itibaren akünüzün tipi de önemli. Eğer kullandığınız akü lityumsa enerjinin neredeyse tamamına yakını, yani cep telefonunuz %0'a gelene kadar nasıl kullanıyorsanız benzer bir batarya sistemiyle çalıştığı için zaten burada da oldukça efektif, oldukça karlı bir sistemdir. Döngüsü de çok yüksektir. Yani 5-6 bin döngülerden söz ediyoruz ki bu sayı gitgide de artıyor. Ama siz standart bir jel aküden söz ediyorsak amper değerinin yaklaşık yarısını kullanmanıza izin verir. Yani 100 amperlik bir akünün yaklaşık olarak 50 amperini kullandığınızı varsayıyoruz ve sadece dolap için çalıştığını düşünürsek. Siz saatteki tüketiminiz de eğer 2,5 amperse 50 bölü 2,5 yaparak yaklaşık bir aküyle kullanabileceğiniz değeri bulursunuz. O zaman diğer sorumla devam ediyorum. Gelsin. Buzdolabı aküme bitirir mi? Buzdolaplarının, artık teknolojik buzdolaplarının üzerinde koruma devreleri vardır ve bu koruma devre de şu işe yarar. Belirlenen voltaj aralığına ulaştığında dolap durur, kendini kapatır. Bunun için belirlenmiş voltaj aralıkları vardır. Örnek olarak 12,5 volta geldiğinde biraz daha kompresörün performansını düşürsün diyebilirsiniz. 10,5 voltta artık bu dolap kesinlikle çalışmasın. Çünkü bu araca marş yapacağız ya da akümüzün tamamen çökmesini engellemek istiyoruz. Bu şekilde 3 aşamalı koruma ünitesi artık hemen hemen bütün kompresörlü dolaplarda vardır. Bağlantı veya kablo bağlantıları nasıl olmalı? Şöyle anlıyorum. Kablo kesitini soruyor galiba buradaki kullanıcı. Şöyle, eğer düşük kesitli bir kabloyu kullanırsanız, yani hoparlör kablosu diye olarak bilinen piyasadaki 1 mm kalınlığındaki ya da daha az 0.75 kalınlığındaki bir kabloyla enerjiyi transfer ederseniz şayet çalışmayacaktır. Çünkü kablonun üzerinden transfer ettiğiniz enerji kablo ısınacaktır ve devre dışı kalacaktır. Zaten bunu bir kez yapıyorsunuz, bir kez döşeyin, daha da uğraşmayın. Peki ben bunun fişini çektiğimden, yani kapattıktan ne kadar süre sonra daha içi soğuk kalır? Bu biraz da dolabın izolasyonuyla ilgili. Siz dolabınızın poliüretan izolasyonu çok iyiyse şayet ve güneş altında değilse, güneşin altında kalmamışsa, kapalı bir ortamdaysa şayet uzun süre içerisindeki soğukluğu muhafaza edecektir. Şimdiki sorum, genelde buzdolaplarının içindeki kutudan ne çıkıyor? Bu tür dolapların içerisinden garanti kartı çıkar, kullanım kılavuzu çıkar. Gerçi bunları şimdi PDF formatında ürünle beraber gönderiyorlar ama en önemlisi, hatta bakalım burada bir tane dolap var. Bakalım ne varmış içinde. Hep beraber bakalım. Ürünün içerisinden bir adet çalıştırmak için kablosu çıktı. Bu kablo buzdolabının hemen arkasına takılıyor. Bu ise akü kutup başlarına takılan maşalar ama böyle kullanmanız geçici. Çünkü ark yapacaktır bunlar. Normalde bizim ustalarımız bunları kesip kutup başına ya da araya koyacakları sigorta devresiyle birlikte bu ürünü mutlaka tesisata bağlayacaklardır. Bunu niye bu kadar yakından gösteriyorum? Kablo kesitini görebilindiği 6 mm'lik bir kablo. Kullanım kılavuzu var. Diğer sorumuz şu şekilde. Şebeke elektriğinde, yani evimize verdiğimiz 220 volt elektrikle kullanabilir miyim? Kullanırsınız ama arada bir adaptöre ihtiyacınız var. Bu tür dolapların kurulumu için bir servis desteğine ihtiyacınız yok. Çünkü tak çalıştır şeklinde üretilmiştir zaten. Kutusundan çıkartıp kullanabilirsiniz. Kutudan çıkarttığınızda kontrol edin. Kargo zarar vermiş mi? Onun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Direkt fişe takabilirsiniz. Kurulum için servise ihtiyacınız yok. Ürünler üstte, bazı ürünler üstte kilitler var. Bu kilitlerin amacı ne? Neden buzdolabına kilit koyuyorlar? Evet, bu önemli bir detay. Bu kilit ne işe yarıyor? Eğer bu kilit olmazsa karavan yolda giderken sarsıntıdan bu kapak açılır. Ve dolabın içinde ne var ne yok hepsi karavanın içine dökülür. İşin kötüsü sadece dökülmekle de kalmaz. Kapak sağa sola çarparak hasar alır. Tekne ve karavanlarda ve araçlarda bu kilit olmazsa olmazdır. Bu tip dolapların hepsinde kilit mekanizması vardır. Siz de böyle bir amaçla kullanacaksanız kilit mekanizması olmayan dolap almayın. Eğer almışsanız da bir kilit mekanizması mutlaka manuel de olsa ilave edin. Son soruma geliyorum. Peki bu dolapların soğutma kapasitesi nedir? Bu dolaplar çok hızlıca eksi değerlere ulaşır. Eksi 22, eksi 25, eksi 30 dereceye kadar soğutan kompresörler vardır. Bu dolaplar hızlıca bu değerlere inebilirler. Benim sorularım bu kadar. Bunların dışında çekmece tipinde üretilen dolaplar var. Bunlarda yatakların hemen altına konulan dolap sistemleri, bunların tamamının çalışma prensibi aynı. Basit bir kompresör ve arkasında bir kart devre ünitesi bu şekilde çalışıyor ve soğutuyor. Bizi izlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Bizimle kalın, hoşça kalın.